Tüm fotoğraflarda fotoğraf çekimi sırasında bu amatör olsun, profesyonel olsun hiç fark etmez. Mutlaka bir beyaz ayarı yapılmaktadır. Bu kimisinde otomatik ayarlar, kimisi kapalı havalarda, güneşli havalarda, kapalı ortamlarda floresan ve diğer ışık ayarlarıyla makine, fotoğraf makinesi için bir beyaz renk ayarı yapılmaktadır. Herhangi bir durumlarda bizim için renklerinin sorunu olan fotoğrafların kendimiz bu işe kalkıştığımız zaman bilgisayar başında renk düzeltmesi yaparken benim burada kullandığım bir yöntem var. Curves. Image Adjustment Curves. Burada bir fotoğrafın en iyi beyazını, en ideal siyah ve neutral grisini bulduğumuz zaman fotoğrafın önemli bir renk düzeltme işlemini yapmış oluruz. Peki biz bu fotoğrafın en iyi siyahını, beyazını ve neutral grisini nasıl bulabiliriz? Bu noktada benim de araştırmalarımdan öğrendiğim bir yöntemi sizlerle paylaşmak istiyorum. Burada Curve Display Options'ı açabiliriz. Show Clipping seçeneği işaretleyin. Burada fotoğrafla ilgili oynama sırasında bakınız. Preview diğeri açalım. Show Clipping seçeneğini kliklediğimiz zaman hangi dalmacıktaysak ona göre davranacaktır. Burada ilk kararan nokta en iyi siyah noktadır. Ekranımızda bakın en iyi siyahlar şu noktada ortaya çıkmıştır. Fotoğrafımız için en ideal siyah noktayı bulduk. Peki en ideal beyazı nasıl bulacağız? Mesela beyaz damlacığı aldık. Show Clipping seçeneğini kullandık. Bakınız bu sefer de tam tersi yapıyoruz. Fotoğrafı diğer tarafa oynayacağız. Burada dikkat edin. Her yer fotoğraf için kararmış durumda. Bu noktada dikkat edin. Sola doğru oynuyorum. Burada açılan noktalar beyaz noktalar. Bu şekilde de biz fotoğrafımızın beyaz noktasını bulmuş olduk. Şimdi gelin Nature Gri. Nature Gri işlerinde bulması veya seçmek noktasında en önemli kriterlerden bir tanesidir. Bu noktada şöyle bir yöntem söz konusu. Yöntemlerden biri demek daha doğru olur. Birden yeni bir katman açtım. Ve Edit menüsünden Fill seçeneğini açtım ve %50 gray seçeneğini doldurdum. Ardından Adjustment Layer özelliklerinden Threshold özelliğini açtım. Ve Threshold'u en sola getirdim. Bizim için burada önemli olan nokta gri katmanın harmanlama gibi. Şimdi bu özelliği devre dışı bırakıyorum ve bunun harmanlama kipini Difference özelliğine getiriyorum. Difference. Şimdi az önceki halini tekrar bakalım. Difference'i normal yapalım ve bunun ilk haline geri getiririm ortalarda. Gördüğünüz gibi ton neredeyse yok gibi hiçbir şey. Ama bunun harmanlama kipini difference getirdikten sonra bunu tekrar açtığım zaman gördüğünüz gibi buradaki lekleri görebiliyorsunuz. En sola aldık. Ve sağa doğru getirdiğimiz anda ilk ortaya çıkanlar nature gri alanlardır. Şimdi bu tür bir bulmaca içerisinde izlememiz gereken yöntem şudur. Damlacık aracını seçeriz. Ama
Color Simple Tool. Burada 3 ya da 5 fotoğrafın çözünürlüğü büyüklüğüne göre değişir. Şimdi izlememiz gereken yollar neydi? Curve'ı açıyoruz. Siyah damlacığı aldık. Show Clipping seçeneği seçtik. Ve sola doğru getiriyoruz. Bakın. Buradaki ilk noktalar bizim için siyah nokta. İşaretledik. Curve'ı tekrar açtık. Beyaz damlacık aldık. Show Clipping yaptık ve bir review açtık. Bakın burada fotoğraf için en beyaz ideal noktalarda bir tane zaten var ama ben şu ortadakini yeri seçmek istiyorum. Evet. Şimdi ne tür gri olarak da seçtiğimiz noktalarda bir tanesi de şu olsun. Ve bütün özellikleri silelim. Damlacıklarımız 1, 2 ve 3 var sırasıyla. Curve eğrisini açtığımız zaman burada siyah için bir açılım tabii ki. Nature Gray için 3 ve beyaz için 2. Fotoğrafın ilk halini ve şimdiki halini getirdiğimiz zaman fotoğraftaki renk düzeltme olayına bakıyorsunuz. Şimdi bu yöntemler her bir fotoğraf uygulamasında değişir. Yine aynı şekilde. Bu fotoğrafta da biz aynı yöntemleri kullanalım. Siyah olan fotoğrafımızda bakın şuradaki noktalara biz bakın bu çalışmalarda hemen koyabiliriz. Evet, çantanın ilk karar noktası burasıydı. Beyaz noktası için ilk parlayan beyaz noktasına bakalım. Evet. Şu noktalara bakalım. Buraya da beyaz için koyalım. Ve Nature Gray için %100 sonra bunu difference ve threshold sağa doğru sürükleyelim ve buradaki değerlerden bir tanesini de alalım. Bunları silebiliriz. Ve tekrar açtığımız zaman bir açık. Siyah nokta için beyaz için ve Nature Gray için. Şimdi Nature Gray'de tıkladığımız yere göre fotoğrafın renk tutarlılığını çok kritik bir şekilde etkilediğini görebilirsiniz. Bakın fotoğrafın yani kritiğimiz Nature Gray'nin olaya kattığı özellik çok ciddi olarak değişmektedir. Evet, gördüğünüz gibi fotoğrafın sarı hakimiyetinden kurtarmış olduk. Şimdi bu yöntemler içerisinde bir sonraki dersimizde çok daha anlamlı bir konuyu ele alacağız ve işleyeceğiz. Şimdi kendimiz burada bir deneme yapalım. Fotoğraf için burada gölgede kalan alan ve ışıklı alan var. Biz mesela buradaki alan için konuşalım ve beyaz alanı, en ideal siyah alanı ve Nature Gray tümüne kendi tahminlerimiz doğrultusunda işaretleyelim. Ve burada
tekrar bu uygulamayı da siz kendiniz uygulayabilirsiniz. Şimdi bu uygulamalarımız içerisinde bazı değerleri ön değer olarak atamanın nasıl gerçekleştiğini göreceksiniz.